Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. 5000-10.000 TL'lik akıllı telefonlar listelerimi oldukça seviyorsunuz. Bu listenin Ağustos versiyonuyla karşınızdayım. Listede tam 10 tane cillop gibi telefon var. Yani cillop gibi diyorum ama bu fiyat seviyesine cillop gibi. Gelin hep birlikte bakalım bu listede bizleri neler bekliyor. Sevgili arkadaşlar, kanalıma destek olursanız, abone olursanız ve diğer videolarımı da bir izleyip like'larsanız çok mutlu olurum. Sadece aslında bunlarla kalmayıp bir de sizlere zahmet olmazsa benim Instagram hesabımı falan şöyle bir takip alırsanız çok iyi olur. YouTube'a çok ağırlık verdik, diğer taraflara atladık. O yüzden aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımdan da beni desteklerseniz sonsuz mutlu olurum. İlk telefonla başlayalım. Cihazlardan ilki Realme 8. Ben de bu akıllı telefonun incelemesini sizlere yapmıştım ve sizlere anlatmıştım. Hatta bir tane de hediye etmiştim. Sevilen bir cihaz, özellikle ekranı ve tasarımı sebebiyle hepinizin çok beğendiği bir cihaz oldu Realme 8. Ve tabi işlemci tarafına baktığımızda bu akıllı telefonda Mediatek'in Helio G95 modeli bir işlemcisi kullanılıyor. Yani bu işlemci benim de hani böyle şöyle böyle dediğim ama bu fiyat seviyesindeki birçok cihazda artık günümüzde bu işlemci modellerinin kullanıldığı bir işlemci modeli Realme 8. Güzel bir cihaz. Zaten incelemesine detaylıca yorumlarımı sizlere aktarmıştım. İkinci telefonla devam edelim ama bu arada sizler bu listede keşke şu telefonda olsaydı diyorsanız onları da yorumlara yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü sizlerin katkısı da oldukça önemli biliyorsunuz. Omix X600. Bu cihazın lansmanını İstanbul'da katılma fırsatı bulmuştum arkadaşlar. Lansmandan hemen sonra çok kısa bir süre cihazı böyle bir kurcalama fırsatına eriştim. Bu cihazda önemli detaylar var. Özellikle malzeme kalitesini beğenmiştim gerçekten Omix X600 modelinin ve tabi bir de teknik detayları var. Ekran yenileme hızının 90 Hz seviyesinde olması, işlemcisinin yine Helio G88 modeli olması buradaki önemli detaylardan bir tanesi ve fiyatı da 5000 TL bandında. Özellikle 5000 TL bandındaki akıllı telefonları operatörlerden 12 ay taksite alabiliyorsunuz. Her ne kadar buradaki faizler oldukça yüksek olsa da geri ödeme sırasında sizler için güzel tercihler olabilir. Bununla böyle bir ufak bilgilendirme olarak sizlere aktarayım. TCL 20L Plus modeli arkadaşlar. TCL'in akıllı telefonlarını beğeniyorum. Birçok insan eleştirse de ki günümüzde eski fiyatlarıyla günümüzde uygun hale gelen bir telefon markası oldu TCL. Dolayısıyla 20L Plus modeli de bu cihazlardan bir tanesi. İçerisinde Snapdragon 662 var arkadaşlar. Bu işlemci 11 nanometrelik bir işlemci ve kameraları güzel açıkçası bu akıllı telefonun. Genel anlamda da tasarımını gördüğünüz üzere cihaz güncel tasarımlara yakın bir cihaz ve sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bir akıllı telefon. Şu sıralarda ise fiyatı 5200 TL bandında. Bana belki de en çok sorulan telefon markalarından bir tanesi Tecno. Buradan Tecno'ya da sesleniyorum arkadaşlar, sizler için, sizlerin adına. Bana telefon gönder. Yani artık telefon mu gönderirsin, ne gönderirsen gönder ama cihaz yolla güzel kardeşim. Çünkü senin telefonlarını soruyorlar ve önceden de incelediğim bir ürün Tecno'nun ürünleri, ancak şu anda bana henüz bir girişimleri olmadı arkadaşlar ama ben yine de sizlere Tecno Camon 18P'yi önerebilirim. Bu akıllı telefon 1400 ila 5600 TL bandında, tasarımıyla güçlü, genel malzeme kalitesiyle kaliteli ve tabii ki teknik anlamda da sizlere doyurabileceğini düşündüğüm bir telefon arkadaşlar. Ekran yenileme hızı yine 90 Hz seviyesinde ve standart bir ekran var cihazda. Yine içerisinde yine diyorum çünkü bir önceki modelde de sizlere aynı işlemciden bahsetmiştim. Helio G88 modeli Mediatek'in bir işlemcisi görev yapıyor bu cihazda. Tecno Camon 18P benim beğendiğim bir cihazdı. Sizlere de inceleme fırsatını bulmuştum daha önceki çalıştığım yayında ve aktarmıştım. Yine burada da bu listede kendisine yer bulmayı başardı. Ve Poco M3 Pro. Poco'nun M3 Pro'sunu da çok beğenmiştim. Sizlere anlatırken anlattığım tarihte fiyatı sebebiyle eleştirmiştim. Ancak geldiğimiz noktada bu telefonda alınabilir cihazlardan bir tanesi oldu sevgili dostlar. Bu cihazın yerine neden M4 Pro'yu eklemediğimi de sizlere aktarayım. Çünkü bu akıllı telefonun içerisindeki işlemcinin ben M4 Pro'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada M3 Pro'yu sizlere önermek bana daha doğru gibi geldi. 6000 TL bandından satılıyor şu günlerde bu akıllı telefon ve sizlerin de tercih ettiğinde üzülmeyeceğini düşündüğüm bir akıllı telefon modeli oluyor M3 Pro. Huawei Nova Y90. Bu akıllı telefonu duymayanlarınız olabilir arkadaşlar. Daha çok yeni çıktı. Huawei'nin İstanbul'da yaptığı global lansmanda görmüştüm ben de ilk defa. Tasarımı Huawei Mate 30 Pro'ya benziyor bir tık. Andırıyor. Özlemiştik tabii ki bu tasarımı. Mate 40 Pro'ya da benziyor bir tık tasarım olarak. Ancak tabii ki teknik detaylara baktığımızda o cihazlarla çok da benzerliği yok bu telefonun. İçerisinde bir Snapdragon işlemci kullanıyor bu akıllı telefon. Snapdragon 680 ile geliyor. İşlemcisi bu. RAM'i de 6 GB arkadaşlar. Google'ı önemsemeyenler, yani ben Google olmasa da kullanırım ya da Google'ı G-Space üzerinden kurar da kullanırım diyen bir kullanıcıysanız sizler bu akıllı telefonu tercih edebilirsiniz. Fiyatı şu sıralarda 6000 6500 TL bandına gelmiş Nova Y90'ın. Ve devam edelim Samsung'la. Samsung'un çok güzel cihazları var bu listede. Benim de içime sinerek koyduğum cihazları oldu gerçekten. Samsung Galaxy A52S modeli, bu cihaz da benim için önemli cihazlardan bir tanesi ve fiyatı da şu sıralarda 7500 TL bandına gelmiş arkadaşlar. Snapdragon 778G modeli bir işlemci kullanıyor bu cihaz. Bunun yanı sıra içerisinde bir AMOLED ekran var ve bu ekran 120 Hz'e kadar yenileme hızında bizlerle buluşturuyor. Cihazın genel teknik detayları oldukça güzel. Hala güncel olduğunu düşündüğüm bir tasarımı var ve tabii beni eleştirecekler için hemen burada bir virgül koyayım. Şunu da ekleyeyim. Eğer üzerine ben 500-600 TL daha koyabilirim diyorsanız A53'e de bakabilirsiniz ama farklı alternatifler de var. Birazdan aktaracağım sizlere. O yüzden hani burada A53'ü neden atladın diyenler olabilir. Onları da burada üzmemek adına bu ufak bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Poco X4 Pro 9. cihaz arkadaşlar bu listedeki. Gerçekten 10 tane telefon buldum. Ararken böyle inceledim, sık dokudum. Kesinlikle kendi favorilerim olabilecek cihazları sizlere aktarıyorum. X3 Pro çıktığında çok heyecanlanmıştık ve o gün için fiyatı harbiden iyiydi. Daha önceki videoda da sizlere söylemiştim. Ancak X4 Pro'ya baktığımızda fiyat anlamında çok da bir avantajı kalmamış. Ama bu fiyat seviyesini tercih edebilir cihazlardan bir tanesi konumuna gelmiş durumda Poco X4 Pro. Cihazda arkadaşlar önemli teknik detaylar mevcut. Fiyatı 9500 TL bandında şu anda. Oldukça yüksek, bunun farkındayım. Ama yine de teknik anlamda bence bu cihazda tercih edilebilir cihazlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. 120 Hz'lik bir AMOLED panel bulunuyor bu akıllı telefonun içerisinde ve tabii ki bir de Snapdragon 695 5G modeli bir işlemci var bu cihazın içerisinde. Genel deneyimi ve malzeme kalitesi aynı zamanda da güncel bir akıllı telefon olması sebebiyle bu listede kendisine yer vermek istedim. Aslında bundan önce sizlere anlatmam gereken ama yanlışlıkla atladığım Realme GT Master'ı da sizlere aktarmak istiyorum. Listedeki 8. telefon oydu. Ben size Poco'yu anlatmış oldum yanlışlıkla. Aramızda sorun olmaz diye düşünüyorum. Realme GT Master'la devam etmek istiyorum. Bu akıllı telefonun fiyatı şu sıralarda arkadaşlar 8500 TL bandında ve işlemcisi bu cihazın Snapdragon 778G yani A52S ile benzer bir işlemcisi var. Bu telefonun kamera anlamında A52S'ten bir tık daha ötede olabilir bu cihaz. O yüzden listede aslında kendine yer bulan cihazlardan bir tanesi oldu. Çünkü kamera anlamında bir tık daha güçlü. Ekran anlamında yine A52S'te benzer AMOLED 120 Hz yenileme hızına sahip bir panel ile geliyor. Ekran deneyimi güzel. Genel malzeme kalitesi de güzel. Benim favori cihazlarımdan bir tanesi oldu Realme GT Master Edition ve gelelim listemizdeki son modele. Bak şimdi bunu böyle aranızda ya bu telefon nerede ya diye kara kara düşünenler için özellikle en sona koydum diyeceğim ama çok da özellikle koymadım arkadaşlar. Çünkü fiyatı sebebiyle listenin en sonuna gitmek zorunda kaldı. Samsung Galaxy S20 Fan Edition arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir baktım. Yani bu fiyat listesinde genel anlamda bu fiyat bandında daha doğrusu böyle 10.000 lira bandlarına 9.800 bandlarına falan geldiğinizde bence alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Çünkü içerisindeki bulunan teknik anlamdaki detaylar bir amiral gemisiyle doğrudan eşdeğer sayabileceğimiz bir telefon. Tabii ki şimdiki yıldan bahsetmiyorum sizlere. Böyle 1,5 yıl öncesindeki bir amiral gemisi cihazdan bahsediyorum. İçerisinde Snapdragon 665 Plus modeli bir işlemci çalışıyor bu akıllı telefonun. Bunun yanı sıra suya ve tuza karşı dayanıklılık da bulunuyor bu cihazda. Hepsini bir kenara koyduğumuzda kamera anlamındaki güzelliklerini de sizlere anlatmama zaten gerek yok. Bildiğiniz, tanıdığınız bir model S20 Fan Edition. Dolayısıyla hani bu avantajlarıyla falan değerlendirdiğim zaman bence bu listede kendine yer bulması gereken bir akıllı telefondu ve tabii ki 10.000 TL bandına kadar geldiğimiz için de videomuzun da burada inceden sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu akıllı telefonlar hakkında ve bu liste hakkında? Lütfen abi şunu atlamışsın ya bunu niye koymadın güzel kardeşim keşke şunu da koysaydın dediğiniz bir akıllı telefon modeli varsa lütfen onları yorumlara yazın. Ben hepsini tek tek listeye eklemişiz gibi onaylıyorum. Oradan faydalanmak isteyen insanlar da faydalanmış oluyorlar arkadaşlar. Bu ve bunun gibi veya farklı bir video konseptinde de istekleriniz varsa yine yorumlara bırakırsınız. Kanalımı ve benim sosyal medya hesaplarımda desteklediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.